Evet, değerli antrenörümüz, değerli teknik ekip, değerli futbolcular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim adım Sürhan Güneroğlu. Hakem eğitimcisi ve üst klasman gözlemcisi olarak hakem dersi. 2015-2016'dan sonra eski futbolcular, Sevan Bastenler, şunlar isyan ettiler. Türkiye Futbol Federasyonu adına bu değişikliği sizinle paylaşacağım. Evet. Has been changed and I'm going to... Bildiğiniz orta saha çizgisinin tam orta noktasında dördüncü hakemin yanında oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Ancak galip takımlar zamanı uzatmıyorsun. Oyuncu değişikliği olduğunda bunu kendi lehlerine kullanır. Sizin problemi ortadan kaldırmak için en yakın çizgisinden çıkartılmasıyla ilgili bir madde konusu, oyuncunun sağlığı, ne bileyim ani bir müdahale yapılması. Onun dışındaki, extensionların dışındaki bütün durumlarda oyuncu sahaya en yakın yerinden terk edilir. Önce uyarılacak. Basalım. Önce uyarılacak. Önce uyarmaya çalıştı ama şeye devam etti antrenör. İtirazlara devam etti. Ondan sonra sarı kart gösterdi. Yardımcı antrenörlerden bir tanesi kırmızı kart gerektiren bir ihlal yaptı. Ona gösterdi. Evet, görüyorsunuz. Oyuna müdahale eden bir top atıldı. Bakın, oyuna müdahale eden bir top. Oyuncunun koşu yolunu kesti. Umut vadeden bir hata engelledi. Bakın, burada maç görevlisi dediğimiz maç officials'lara, yani hakemlere bir top çarparsa ne yapacak? Birlikte görelim. Dünya Amerika'da bir müsabaka, bakın. Kaleci topu aldı. Evet. Hakeme çarptı. Böyle bir gol yesen destek olur mu? Evet. Demek ki buna böyle bir durum olursa ne olacak? Hakeme topun çarptığı, yani yerden, kimin lehine, en son kim oynadı? Kalecinin takımı, onun lehine kale atışıyla, yani hakem atışıyla oyun devam.